Herkese merhaba. Haftanın ilk günü yine sizin karşınızdayız. Ben her zaman çok heyecanlıyım biliyorsunuz ama bugün daha bir heyecanlıyım. Çünkü çok sevdiğim bir isim var konuk olarak. Onu gerek tiyatro sahnelerinden gerek dizilerinden biliyoruz. Son zamanlarda da onu YouTube'dan çok takip ediyoruz. Bizi çok güldüren bir isim. Bugün Akasya Asıl Türkmen'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir ekip karşıladı beni. Çok teşekkür ederim. Dar profesyonelsiniz. Hayran oldum. Çok mutlu olduk. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Çok iyiyim. Harika gidiyor. Hele özellikle sizin gibi eğer gençleri de güldürebiliyorsam tamamdır demektir bu iş diye düşünüyorum. Gerçekten hani ben 22 yaşındayım daha ama sizi oturup izliyorum. Yani anne olmayı düşünmüyorum ama sizi izliyorum. Genelde zaten en sevdiğim takipçilerim yani YouTube'da en sevdiğim takipçi şu an anne değilim. Planlarımda annelik yok. Hatta üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Ya da kız bile değilim. Yani kadın bile değilim. Ve sizin kanalınızı seyrediyorum dedikleri zaman zaten de tamam ben Akasya abla da çekmeye karar verdim falan diye. Bir de erkek yorumları da var YouTube kanalımızda. Tabii. Onlar da izliyorlar yani oturup. Evet çünkü parodi gibi çekiyorum. Her bölümü değil tabii. Bazı bölümleri bilgi veren bölümleri de çekiyorum ne bileyim yani. Çocuklarda, bebeklerde antibiyotik kullanımı ya da bebeklerde ateş falan başlıklı bir videonun tabii çok komik olduğunu iddia etmiyorum. Ama işte mahvolacaksın kulübü. Loğusa kafası. Uyuz oldukların falan, videosu. Uyuz olduğum sorular komik. Falan. Ya da Akasya abla da bu senin hayatın ya da meslek seçimi gibi çok hayati konulardan bahsettiğim. Çünkü biz de o yollardan geçtik. Hala da kendi öğrencilerim de olduğu için onlar da o yoldan geçiyorlar. İşte okuduğu bölümle ilgili soru işaretleri olanlar, tercihleriyle ilgili değişiklik yapmak isteyenler ya da annelerinin babalarının istedikleri bölümü okumak zorunda kalanlar ya da bunu yapmaları gerektiğini zannedenlere birileri bir şeyler söyleseydi eminim hayatları değişirdi. Ben kendim için biliyorum, kendi akranlarım için biliyorum. O yüzden de o söylenmesi gereken cümleleri bazen de hatta biraz sert bir şekilde söylüyorum. Tatlı sert tabii. Evet, öyle çok sert değil. Ama diyorum ki hey kendine gel ya saçmalama bu senin hayatın demek istiyorum. Yani gençlere de. Hatta neredeyse bu diğerinin önüne geçmeye başladı. Kardeşiniz var mı? Abim var. Ama çok bir abla potansiyeli taşıyorsunuz. Yalan. Hani anne de tabii ki çok baskın ama. Yok be ikisi de pardon çok özür diliyorum. Bence ikisi de baskın değil. Çünkü ben ne çok anaç bir tip oldum. Ne de görünürde sorumluluklarını eline al, işte hemen şey davran, olgun hareket et filan. Bunların hiçbirisi olmadı. O yüzden 40 yaşındayım dediğim programdan önce çok tatlı. Dedi ki bana, yaşınızı söyleyeyim mi? 77 falan. Dedim, söyle söyle tabii ki. Yani 40 yaşında olduğunu da 40 yaşındayım, 40 yaşındayım, 40 yaşındayım diye kendine sabahları hatırlatmak zorunda olan bir insan olduğumdan yok ne yazık ki tatlım, ne 40 yaşında yani abla gibi hissediyorum ne anne gibi hissediyorum. O da zaten işin başka bir komik kısmı. Ama yani hicivi. Ben sizi lise defterinden biliyorum. Onu çok severek izlerdim böyle. O zaman kaç yaşındaydın acaba? İşte o zaman 10 yaşındaydım sanırım. 10. Vay. Evet. 10 ama yaşındayım. O kadar kafamda yer etmiş ki hep böyle özenerek izlerdim sizi. Şu anda karşımdasınız ve hani o zamankinden farkınız yok gibi şaşkınlıkla izliyorum. Hani vallahi o zaman da 27 yaşındaydım. Sanki böyle ekrandan çıkıp karşıma gelmişsiniz gibi hissediyorum. Hani hiç yaşlanmadan gayet böyle. O yüzden çok iyi görünüyorsunuz diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ama dediğim gibi meslek icabı bir de sen aslında nasıl hissediyorsan bir şekilde öyle görünüyorsun. Asla tabii hep bir 10-15 yaş şans işte yani 10-15 diye abartmıyorum. 5-10 yaş genç gösteriyorum ama genç gösterdiğim yaş da büyüyor en nihayetinde. Evet. Yaş alıyoruz. Kabul etmek lazım. Ama hep gençlerle olduğumdan. İşte canlı kalıyorsunuz. Evet evet okulda ders verdiğimden zaten mesleğim öyle çok ağır bir iş olmadığından oyunculuk gibi neşeyle yapılan bir iş olduğundan genelde komedide oynadığımdan o yüzden böyle galiba biraz daha dinamik gözüküyorum. Evet gerçekten dinamik görünüyorsunuz. Ben şimdi ilk böyle başından başlamak istiyorum. Tamam. Oyunculuğa çocukluğunuzla inmeyeceğim ama şöyle başlayalım. Küçük yaşta Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kursla başlamışsınız kariyerinize. Sonra Mimar Sinan Üniversitesi'nde devam etmişsiniz. Evet. Bu arada İstanbul Kanatlarımın Altında filminde oynamışsınız küçüklüğünüzde. Evet. Ve ekranların karşısına ilk o zaman çıkmışsınız. Hiç böyle başka meslek yapmayı düşündünüz mü?
Düşündüm aslında ben operacı olmak istiyordum. Ama opera okumak hem zordur hem de operaya hazırlanmak da çok zordur. Bir kere maddi kısmı var işin. Gidip düzgün bir şan hocasından ders almak gerekiyor. Ses eğitimi almak gerekiyor. Tiyatro eğitimine ulaşmak ücretsiz, ulaşmak kolayken işte kurslar var vesaire. Onlar da aslında niyetleri, kendi programları, oyunları, çocuk oyunları var. Aslında şey gibi spor kulüpleri gibi. Taban ne derler ona, alt kadro yetiştiriyorlar işte aslında. İşte Ali Poyrazoğlu kurs açıyor, Haldun Dorman kurs açıyor atıyorum. Onların aslında yaptıkları genç oyuncu bakıyorlar. Bize de vesile oluyor tabii genç öyle ufacık çocukları, cebimizdeki harçlık belli. Eğitim için ekstradan bir de böyle şeylere aileler pek cüzdana açmazlar. Evet, ne yazık ki. Neden? Çünkü işte aman şimdi bu tür boş boş işler falan derler. Matematik çalış böyle bir... Yani o daha garanti geliyor çünkü bunlar evet... Biraz haklılar, hayali de geliyor ama olabiliyor. Yani bir matematik profesörü olmakla oyuncu, iyi ya da başarılı bir oyuncu olmak aslında eşit derecede zor bence. Evet, kolay değil. Kesinlikle. Öyle öteki garanti diye bir şey yok. Aynen öyle. Yetenek yani, de çok önemli tabii. Hani ne yeteneğiniz evet. varsa orada parlıyorsunuz en de sonunda bence. Evet. Opera eğitimi için tabii ki dediğim gibi işte ekstra bir şeyler gerekiyordu. Hatta bence bu konuya el atılmalı. Çünkü 17 yaşında bir çocuğun ki operaya da giriş üniversite dönemi bu bilgilere ve bu eğitime ulaşması o kadar da kolay değil. Evet, kesinlikle. O yüzden opera bölümüne giremedim. İyi de oldu. Tiyatro bölümüne girdim. Çünkü kurslara falan gitmiştim zaten çocuk tiyatrosuyla falan ilgileniyordum. 5 sene boyunca okulda hiç başka şeyde oynayamadım. Sadece yaz tatilinde İstanbul kanatlarımın altında. Bizde yasaktı. Sonra okuldan sonra uzun bir süre Semaver Kumpanya ile çalıştım. Çok iyi oyuncular çıkarmıştır. Çok gençlik ve kilometre yapmamız gerekiyordu. Ve orada gerçekten tiyatronun tuvaletini temizlemekten tut da oturup 40 kişilik türlü yapmışlığımız bile var. Askerde gibi böyle artık patates doğramaktan. Gerçek bir disiplin eğitimi yani böyle. Evet yani gerçekten orada yaşıyorduk. Orası bizimdir. Canlı tutmak, ayakta tutmak için her şeyle uğraşıyorduk. O yüzden şimdi benim kostüm odasında ya da işte kuliste birinin kostümlerimi koyması, öteki tarafta peçetelerimin, mendillerimin, yok ayakkabılarımın falan hazır olması bana hala çok lüks gelir. Ve ben koyarım, ben yerleştiririm dediğimde ya siz nasıl oyuncusunuz, herkes böyle değil diyorlar. Yani bizim aldığımız terbiye öyle. Ben kostümümü de dikiyordum, dekorumu da kurup kaldırıyordum. Çok bayılmasam da. Ama bu disiplin daha sonra sizi meslek hayatınızda çok daha her şeyin kıymetini bilen, çok daha kontrollü biri haline getiriyor ki zaten bir oyuncunun her şeyini mutlaka kendisi de kontrol etmesi gerekiyor. Evet. Ya bir de şimdi yani o kadar güzel aslında temelden başlamışsınız ki şu anda mesela işte okuyoruz gazetelerden. Yeni oyuncular var böyle. Jönler var. Çok ünlüler. İşte kuliste muz olmadan oynamam falan. Hani böyle abuk subuk şeyler duyuyoruz. Duyuyorum. İşte böyle kuliste işte olması gereken yemekler bunları istiyor gibi. Ne kadar hani, hoş ya. Çok ilginç geliyor bana. Şimdi şöyle ben de kuliste küçük bir buzdolabım var. Yok öyle bir şey. Şey şimdi nereden çıktığına çok bağlı bu şeyler. Tabii ki oraya pat diye indiysen ve her şey önüne zaten serildiyse diğer türlüsünü bilmiyorsan işte anneannelerimizin bize dediği gibi yokluk görmüşlerdir ya onlar böyle tabakta falan yemek kalmasına evet. dayanamazlar, israftan hoşlanmazlar. Ben de aşırılıktan çok hoşlanmıyorum doğrusunu söylemek gerekirse ne kadar iddialı bir tip gibi gözüksem de. Bir kere saygı çerçevesinde hareket etmek lazım. Herkes birbirine aslında... hep teşekkür etmeli vesaire. Bir de tiyatro kulisi aslında özel ve sade olması gereken bir mabet gibi görülmesi gereken oyuncu tarafından bir yerdir. Benim için sahne de öyle. O yüzden minimumda ihtiyaçlarım karşılansın. İşte aksesuarım falan yerinde olsun. Sahneye çıktığımda bir sürpriz yaşamayayım mesela ne bileyim kuru sıkı silahım var. Onun patlamama olasılığı benim tek krizim oluyordu geçen sene oynadığım bir oyunda. Ya patlamazsa, ya bilmem ne. O tür şeyler yani. Onun dışında bir oyuncunun başka bir kaygısı olmamalı. İşte yok ben meyve isterim kulisimde. Ben bir tek su isterim. Çünkü su ihtiyaç. Evet. Onun şimdi, dışında diğerleri lüks. Kesinlikle öyle. 13'e yakın diziniz var. Ya yani evet. bizim ulaştığımız kadarıyla tiyatroları sayamadım evet. bile araştırırken. Yani evet diziden tiyatroya geçmek bir sanki böyle... Gereklilik gibi oldu ya da öyle gelişti. Evet. Devam et. Önce VTR'mizi izleyelim sizinle ilgili. Hangi ekranda sizi nerede görmüşüz sonra devam edelim istiyorum ben.
Akasya asıl Türkmen. Pardon. Akasya asıl Türkmen. Asıl. Bu soyad hep yanlış yazılıyor da. Akasya asıl Türkmen İstanbul kanatlarımın altında da Leyla karakteri olarak karşımıza çıktı. Daha sonra dar alanda kısa paslaşmalarda onu izledik 2000 yılında. Akabinde Dedelerimi Evlendirirken adlı projede yer aldı. Dizi ve film çalışmaları devam eden güzel oyuncu, daha sonra Dikkat Bebek Var adlı projede Dadı Süheyla olarak karşımıza çıktı. Ve sonra birden Nasıl Evde Kaldım adlı projede onu Feza karakteriyle izledik. Esas lise defterindeki Ayça karakteriyle gönüllere taht kurdu. Pamuk Prenses 2'de ise Füsun karakterine can verdi. Araf projesinde ise karşımıza bu kez Eda olarak çıktı. Keloğlan Kara Prens'e Karşı adlı projede Taş Kız olarak ekrana çıktı. İpsiz Recep projesinde ise onu Malika olarak izledik. Daha sonra Başrolde Aşk adlı projede karşımıza Eda karakteriyle çıktı. Enkaz adlı projede ise Nisa karakterine hayat verdi. Kendisini 2016'dan bu yana YouTube'da Akasya Hanı olarak izlemekteyiz. Dalgın böyle. Evet. Anneler bulmuşsunuz. Evet ya, elimizden geldiğince bulmaya çalıştık. Evet. İzler misiniz kendi çalışmalarınızı? Aslında tabii, aslında bu geçtiğimiz yıllarda birçok oyunum var ama oyunların videosu, görüntüsü daha az oluyor. Kabul evet. ediyorum, onları bulmak zor. Kendimi izlemeyi sevmem. Hiçbir oyuncu, aslında oyuncuların hepsi demeyeyim ama çoğu sevmez. Çünkü Javier Bardem'in bir röportajında duymuştum ve o ne kadar doğru söylüyor demiştim. O bile. Biz işi yapma kısmını aslında biliyoruz ve seviyoruz. O olma halini seviyoruz. Ondan sonrası seyretmek artık bizden çıkıyor. Yani o oyunculuğun bir parçası değil. Ne kadar güzel bunu söylemeniz. Bir de sonrasında seyrettiğin şeye baktığın zaman yabancılaşıyorsun da. Saçına, gözüne, kaşına, nasıl bir ifadeyle konuştuğuna, mimiklerine falan bakmaya başlıyorsun. Bu da elini kolunu tutmaya başlıyor. Çok kesinlikle. Kendini seyretmek, her şey de öyle. Kahveyi bile götürürken kahve fincanına bakmazsın, önüne bakarsın ki dökülmesin kahve. Oyunculukta da öyle. Biz işimize bakarız. Çok etrafa, kendimize falan bakmamaya çalışırız. Aynada çalışmak falan çok tercih ettiğimiz şeyler değildir. O zaman kontrollü olmaya başlarsın. Kontrollü olduğunda poz vermeye başlarsın. Poz verirsen de oyuncu doğru. olarak ileri gidemezsin. Ay öyle güzel gözükmüyorum. Yani bazı oynadığım şeyler var. Of, ağzım yüzüm şekilden şekile giriyor. Sonuçta ben de bir kadınım. O estetik kaygım benim de var. Ama oyunculukta estetik kaygın olduğu zaman kalıplaşırsın, plastik olursun ve kalitesi düşer yaptığın için. O yüzden de çok kendimi seyretmeyi sevmem. Ne kadar güzel. Ya şimdi mesela çok böyle izlendi mi filmim, işte nasıl görünmüşüm, bu tasaları yaşamıyor olmanız bana saygı duydurdu mesela. Birincisini taşıyorum. Öyle i̇zlendi mi filmim? Tabii ki yani izlensin ama ikincisini taşımıyorum. Nasıl gözüktüğüme çok aldırmıyorum ama izlendi mi önemli. Çünkü senin yaptığın bir iş seyrediliyorsa bu sonraki işi de etkiliyor. Kaldı ki işin pazarlanmasını kolaylaştırıyor. Fiyatını yükseltiyor. İşin bir de maddi tarafı var tabii ki. Yaptığım işin izlenip izlenmemesi benim için çok önemli. Çektiğim videonun da öyle. Kimileri zamanla değer buluyor. Çünkü benim videolarım daha çok şey gibi, kumbaraya para atıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Çünkü değerlenmesi için zamana ihtiyacı olanlar var. Mesela uzmanlarla birlikte çektiğim videolar var. Tabii ki o neşeli komik videolar gibi dikkat çekmiyor ama her çocuğu ateşlenen anne o videoyu açıyor. İzleyecek, evet. Ya da işte şeker kontrolü bilmem ne. O bütün o şeyle ilgili olanlar, o dönemi, dönemsel ihtiyaçlarla ilgili olanlar. Onun dışında daha magazin gibi gördüğüm eğlenceli videolar tabii pat diye izlendiği zaman ben de mutlu oluyorum. En çok da komik olanlar izleniyor sanırım. Tabii yani bu işin artık bir kuralı var. YouTube'da ne kadar kaliteli yaptığının bile çok fazla önemi yok. İçerik çok önemli. Evet. Çıkan içeriğin ilgi çekmesi. Sonuçta orada rakibim slime videoları ya da o fırrrr diye dönen stres çarkı ya da 15 yaşında oyun oynayan
bir çocuk. Onları da yani, niye izlerler hiç anlamadım. Çok para kazanıyor çocuk. O kadar çok izleniyormuş ki dünyanın parasını tıklanmadan kazanıyormuş. Bizim ona ulaşmamıza imkan yok. Yani orada hak ettiğiniz yere geldiğinizi düşünüyor musunuz diye bir soru geldi. Al vallahi dedim, ilk defa bir yerde hak ettiğim yere gelmekle ilgili bir derdim yok. Çünkü orada öyle bir şey yok. Evet. Yani o mecra hak ettiğin yere gelme mecrası değil. YouTube çok özgür. Çok en farklı. En sevdiğim tarafı da o zaten. Bir de normalde YouTube kitlesi 5-25 yaş arasıdır böyle. Daha çok gençleri görüyoruz evet. orada. Ama siz bir anne profili olarak çok sevildiniz orada. Sizce yani, neden bu kadar sevildi? Bilmiyorum, çünkü gençlerin şöyle bir şeyi var. Yeni gençlerin, buna inanamıyorum. Bu arada benim kanal açmama vesile olmuşsunuzdur gerçekten. Ders veriyorum işte üniversitede ben de. İsim söyleyebiliyor muyum? Evet. Bahçeşehir Üniversitesi'nde, umarım burada da veririm, kamera önü oyunculuk dersi veriyorum. Öğrencilerimden bir tanesi dedi ki, bir anne var Instagram'da, blogger falan. Çok seviyorum. Niye çok seviyorsun dedim. Çocuğu çok tatlı, evet, bebeği. Ben de çok takip ettiğim dedim, var. Okey, yani çocuk, gençler ve çocuklar bebek, köpek izlemeye bayılıyorlar. Evet, gerçekten stres atıcı geliyor bence. Hayat, evet. O hayatımız o kadar stresli ki akşam oturduğumda ben de böyle köpek videoları izleyip böyle çocuk videoları gerçekten... Bunu yapıyorum yani. Peki nasıl, yani bu fikir nasıl çıktı? Yani ben gençliğimde bebek videosu falan deyip giderdim ama işte her kuşağın farklı, siz daha çok her şeye ulaşabiliyorsunuz. Ama biraz kötü bir şey, kitap falan okumuyoruz mesela eski jenerasyonlar kadar. Aman yok be, aman biz de şimdi kimse mesela kitap yalan okuyamıyorum söylemez. Artık biliyor musunuz? Yani evet. O kadar çok dikkat dağıtıcı şey var ki YouTube'dan bildirim geliyor. İşte takip ettiğim kanal doğru yeni söylüyorum. Video ekledi. Aynı ben şey hemen... benim için de geçerli. Benim için de geçerli yani. Artık bilgiye ulaşmanın kolaylığı o bilgiyi daha basit yapıyor. Eskiden biz bir şey sorduğumuzda hocalarımız giderdi, kütüphanesini açardı. O kütüphaneden o bilgiyi bulurdu, araştırırdı, gelirdi bize söylerdi. Ne kadar kıymetli, düşünebiliyor musun? Şimdi bana bir şey sorduklarında bana niye soruyorsun? Google'a aç yaz diyorsun ya da evet. Ben o bilgiyi bulmak için ben de kaynaklarıma şöyle bir bakıyorum. Çok değerliydi bilgi. Şimdi çok kolay ulaşılır olduğu için herhangi bir şey... Elime attığımda ulaşabileceğim bir şey. Pratikte iyiyiz ama teoride tabii o yüzden biraz yüzeysel evet, kalıyoruz. Ne yazık hepimiz ki. Öyle yani seni suçlayamayacağım. Sizin jenerasyon falan diyemem. Size geldi belki bu internetin en hızlı zamanı. Cep evet. telefonu belki size geldi gibi gözüküyor. Akıllı telefon size geldi, pardon. Ama bize de o ilk internet işte 90'larda ve cep telefonu geldi ve bizim hayatımızı birdenbire şöyle bir şekilde değiştirdi. Sürekli bir sonrasının planını yapıyoruz. Evet. Artık işte ağacın altında ya da saat kulesinin önünde ya da Kadıköy iskelesinde buluşmuyoruz. Yani hayatlarımız hep biraz yüzeye çıktı. Evet. Öyle bir gerçek var yani. Sizinle bir alakası yok onun evet. dönemimizi. Siz de Akasya anayla uyum sağladınız aslında bu dünyaya. Bu evet. fikir gerçekten hamile kaldığınızı anladığınızda mı çıktı yani? Yoksa okulda işte öğrencilerinizle konuşurken mi çıkmıştı bu fikir? Evet, öyle düşündüm. Oradayken aklıma geldi. Yani böyle bir anne bebek kanalı açmak aklıma geldi. Ama ben Akasya Asıl Türkmen olarak YouTube kanalı açmayı 4 senedir düşünüyordum. Keşke açsaydım. Çünkü biz... Televizyon ezberinden geldiğimiz için her şeyin çok iyi olması lazım. Her şeyin kuralına göre olması lazım. İyi bir içerik sunmam lazım falan derken bir de niş kalıyordu işte. Program evet. böyle ben de senin şimdi yaptığın gibi böyle bir program yapmam gerekiyor herhalde diye düşünüyordum. Ve öyle düşününce insan hep kendini işte daha mükemmel falan yapmak istediği zaman durduruyor. Evet. Mükemmel en büyük engelimiz oluyor. Başla bir sen. Zaten o şekilde bir şekilde o yolunu buluyor. O zaman düşünememiştim. Bu çok sağlam bir içerikti. Anne olmak, bebek falan. Bir de büyüyen bir karnım var. Artık oyun da oynayamayacağım. Ne yapayım? O zaman bari anne bebek influencer olayım. Bir YouTube kanalı açayım dedim. İyi ki de demişim. Ama dediğim gibi öyle gitmeyecek. Çünkü YouTube'un dinamiğini öğrendim artık. Ve başka nedir şeyler peki? yapmak istiyorum. Makyaj kanalı açmak. Makyaj yok, kanalı yok, gerçekten. Biraz üzüldüm öyle. Gördüm suratındaki yıkımı gördüm. O kadar çok var ki. Yok ya zaten ben açsam ne yapacağım yani. Dalga geçmek için bir bölüm yaptım öyle. 10 adımda pratik anne makyajı ya da emziren anneler için liseli kız makyajı falan diye dalga geçtim. Yapamam çünkü makyaj yapmayı bilmiyorum. Yani suratındaki makyajı ben yaptım ve gördüğünüz gibi. Bak senin gayet makyajın güzel ne güzel. Görünüyor. Yani highlighter'ı bile ben Danla Bilic'ten öğrenmiş bir insanım. Highlighter ne ya dedim ki ben makyaj dersi falan aldım okulda yani. Bizde zorunlu oyuncu olduğum için. Ama benim söyleyecek lafım var, konuşacak şeyim var.
Mutlaka yapacak güzel şeyler bulurum. Daha aktif çekimler yapmak istiyorum mesela. Oturayım, çeksinlerden sıkıldım. Öyle şeyler yapacağım. Bir de oyunum var. İnternette tanışan evet, son çift. Evet, o şu an hala devam ediyor değil mi? Evet. Bayağı yıllardır da var. Aslında bu üçüncü senesi ama biz bu oyunu çok az oynadık. Çünkü partnerim değişti. Sonra Boğa sahne biliyorsunuz işte geçen seneler çok zordu. Çatlamalar, patlamalar, evet, Taksim evet. Bir durdu. Yani ayda dört oyun oynamaya ben oynamak demiyorum. Çok oynamak demiyorum. Az İnsanlar oynadık İnsanlar korktu oyunu. Değil mi olaylardan evet. Sonra biraz? Sonra işte o açıldı. Birazcık tiyatroya insanlar gelmeye başladı ama bizim çalıştığımız tiyatro o dönemden kolay kolay çıkmadı. O dönemden zaten çok az tiyatro ayakta kalabildi, çıkabildi. Bir sürü salon kapandı. Ben de dedim ki bu kadar güzel bir oyun. 100 defa bile oynamadık. Siz biliyorsunuz bazı oyunlar böyle 5000. 6000. oyununu oynuyor yani. 3 senede Happy Top'u oynasam 150 defa oynamışımdır. Yetmez dedim. Yani biz normalde bir sezonda oynuyoruz şu o kadar. Şu anda arttı mı peki izlenme oranları? Yeni başladık. Süper. Çok güzel. Kadıköy'de oynadık ilk ve yeni bir yapım şirketiyle çalışmaya başladık ve reklamlarımız dönüyor. Şimdi reklamın çok dönmediği zaman sen sosyal medyadan paylaşmışsın. Çok da bir işe yaramıyor. Yani insanların içine mi doğacak yani da gelecek? Peki insanlar neden bu internette tanışan son çifti izlemeli? İnternette tanışan son çift çünkü bizi ve bu dönemdeki ilişkileri aslında bir nevi anlatıyor. Aslında nasıl olduğumuzu anlatıyor. Şimdi bir biz varız, bir de bir avatarımız var. Yani senin soul profilin, en çok görünmeyi sevdiğin hal, en sevdiğin giyim tarzın, en çok konuşmayı sevdiğin şeyler, seçtiğin cümleler. Evet. Sen aslında olmak istediğin kişiyi projekte ediyorsun. Arkada böyle pijamanla oturuyorsun belki. Ondan sonra o senin olmak istediğin şey, hayal ettiğin sen. O senin sol profilin. Evet, sosyal gerçek medyada aslında ne olduğumuz değil, ne olmak evet. istediğimizi gösteren de bir ortam. Ve bu bir uçuruma sebep oluyor. Biz de kendi işte olmak istediği halleri birbiriyle buluşturmaya çalışan ve tanıştıran ama realitede aslında hayal ettiklerinin çok çok dışında karakterlerle karşılaşınca karşılıklı şok geçiren iki tane tuhaf karakterin 1 saat 10 dakikasına şahit oluyoruz ve gayet de komik oluyor. Çok sevilen bir oyun zaten. Peki şu gelen an bir daha izlemeliyiz? Bu hafta Durut sahnedeydik. Şimdi Torium'da oynayacağız 22'sinde. Oldukça sağlam bir programımız var. Biletix'ten açıp bakabilirsiniz. İnternette tanışan son çift yazdığınız an görebilirsiniz. Ottu'ya gideceğiz önümüzdeki ay. Hangi gün unuttum? Keşke hatırlasaydım. Siz gitmeden hemen gelip ekipçe izleyeceğiz. Ya gelin. Bu arada süremiz kısıtlanmış. Aa, tamam. Ben bir şeyi sormak istiyorum. Tamam, aslında çok sorum vardı ama o kadar keyifliydi ay, ki. Ay pardon. Yok hayır. Şunu yani, muhtemelen annem de şu anda izliyor. O yüzden sormak istiyorum. Anne olunca anladınız mı? Anladım. Anladım ve gerçekten annemden çok özür diliyorum. Anladım. Annen de sana söylüyor değil mi? Evet. Yani o kadar çok duyuyorum ki bunu işte haftada 3 kez duyuyorumdur belki. Bir 20 sene sonra inşallah sen de benim gibi davranırsan ya da bir 17 sene sonra iyi ihtimalle çünkü ben geç anne oldum. Tavsiye ederim geç anne olmak çok güzel. Çünkü yeni 20-30, yeni 30-40. O yüzden size tavsiyem. Olabildiğince hayatınızın tadını çıkartın, işlerinizi yapın, hayattan tatmin olun. Sonra annelik macerasına geçin. Çünkü hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve anne olunca anlayacaksınız. Peki bir gün bir de şunu sorayım. Bir gün Pera geldi diyelim. Size diyor ki anne okulu bırakacağım, şarkıcı olmak istiyorum. Tepkiniz ne olur? Beni ilgilendirmez, kendi hayatım. Emin misiniz? Bütün mutlu anneler olsun. Bunu söylüyor olasılıklarda ama gerçekten... Babası aynı şey söylemeyecektir. O yüzden ben bir de babasıyla mücadele evet, edeceğim. Evet, Serdar çünkü... Baba var bir de tabii. Evet, bakalım babana ne diyeceğiz derim. Bir de eğer şarkıcı olmak istiyorsa şansını gidip bir yarışmada falan da deneyebilir tabii ama öyle olunmadığını... Bakın, geçen senenin birincisi, ondan önceki senenin birincisi neredeler? Yok. Evet. Bu işin sebat gerektirdiğini söylemek isterim. Her iş emek gerektirir. Öyle havadan zembille inen meslek yoktur. O piyangonun vurması kadar düşük bir olasılık. Ben bilmem ne olacağım, şunu olmaya karar verdim. Kolay mı zannediyorsun? Evet, oyuncu kesinlikle. Olmak istiyorum diyorlar ve çok kolay olduğunu zannediyorlar. Ben senelerimi gerçekten harcadım, dizlerimi çürüttüm. Sadece okul okumam dahi yetmedi. İstikrarlı davranmak zorundaydım, disiplinli olmak zorundaydım. İnsanlarla iyi anlaşmak zorundaydım. Ve doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde hareket etmek zorundaydım. İstikrar ve vazgeçmemek her şeyin başı. Hiçbir meslekte başarı elde edemezsiniz. Ha, piyango vurabilir. Çalışmadan insanların cebinde para olabilir ama şans ediyorum. Bu şans. Siz mesela eğitimini alarak geldiniz ama işte oyun mesela şu dönemde özellikle görüntüden dolayı çok böyle ünlenen dizilerde oynayanlar var olabilir. Eğitimsiz. Fark etmez. Onlara sinir oluyor musunuz?
Hayır, hiç sinir olmuyorum. Çünkü o başka bir dünya. O şov dünyası. Güzel bir kız televizyonda, filmde, sinemada, reklamlarda kullanılır. Bu böyledir. O da şans. Piyango gibi. Piyangonun senin hayatını değiştirme olasılığı ne kadarsa, normal bir güzel genç kızın hayatını güzel olmasını değiştirmesi de o kadar düşük bir şanstır. Evet. Her güzel kız olacak diye bir kaide yok. O da bir yetenek meselesi. O da bir vizyon meselesi. Kolay değil yani sadece evet. Güzel oldu falan diye. Bir de hızlı sorularımız var. Bitmeden önce onları sormak istiyorum. Direkt tek cevap vereceksiniz buna. Cape Town mu, İstanbul mu? İstanbul. Akasya Ana mı, internette tanışan son çift mi? İnternette tanışan son çift. İnsanlarda dikkat ettiğiniz ilk şey? Gözleri. Fondü mü, künefe mi? Fondü. Çok da merak Serdar ediyorum. Baba'nın en hoşunuza giden özelliği? Kocam gerçek bir vizyoner. Öyle mi? Evet. Nokta nokta insanlarla iyi anlaşamam. Nokta nokta insanlarla iyi anlaşamam. Kıskanç insanlarla iyi anlaşamam. Nokta nokta bir anneyim. Rahat bir anneyim. Peki çok teşekkür ederiz bugün konuğumuz olduğunuz çok için. Çok keyifli bir sohbetti. Çok benim için de çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. Evet, başarılarınızın devamını dilerim. Hevesle de izliyoruz sizi YouTube'dan ama tiyatroyu da izlemeyi unutmayın. Biz evet. De ekipçe ilk fırsatta gelip sizi izleyeceğiz. Evet, bugünlük bekliyorum. Programımızın sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Kahveler bizden, sorular sizden. Bize sorularınızı iletebilirsiniz. Akasyana'ya da abone olun. Akasyana'ya abone olmayı unutmayın. Lütfen izleyin cinsiyet fark etmeksizin. Çünkü gerçekten stres atma aracı bence. Kendinize iyi bakın. Güle güle.